365 spor haberleriyle karşınızdayız. Değerli izleyenler, oynadıkları futbolla lige renk katan iki takımın mücadelesinde gülen taraf olmadı. Eskişehirspor karşısında 2-0 öne geçen Kara Kartal, maçın bitimine 7 dakika kala yediği 2 golle beraberliğe razı oldu. Son haftalarda müthiş bir seri yakalayan Beşiktaş, güçlü rakibi önünde de maça fırtına gibi girdi. Olusko'yla öne geçen Beşiktaş, ikinci yarı Almeida ile rahatladı. Necati'nin penaltı golüyle panikleyen Kara Kartal, uzatmalarda Nuhiyun'un golüne engel olamayınca sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı. Bu skorun ardından Beşiktaş puanını 26'ya, Eskişehirspor ise 23 puana yükseltti. Maçtan 1 puanla ayrılan Beşiktaş, maç fazlasıyla da olsa liderliğe yükseldi. Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Samet Aybaba, oyuncularının artık yorulduğunu belirtti. Valla bizim takım müthiş oynuyor ama yoruldu arkadaşlar. Yani hep bu oyuncular oynuyor biliyorsunuz. Bizim böyle farklı oyuncularla, farklı sistemle, farklı maçlara çıkacak geniş bir kadromuz yok. Bu bir şikayet değil. Bu böyle bir yorum, bu doğru bir yorumdur yani. Bu bir yorumdur. Oyuncularımızın performansı hiç düşmedi. Bazı oyuncularımız inanılmaz yürekle, cesaretle, istekle oynuyorlar. Bu böyle devam ederse Beşiktaş gelecekte belki bunun ikinci yarı başlayarak geleceğiyle ilgili çok daha farklı adımlar atmış olur. Birkaç tane de transfer takviyesiyle belki daha oyuncu değişikliklerinde, tercihlerinde avantajlı duruma geçebiliriz. Ersun Yanal maçın ardından yaptığı açıklamada oyuncularının 2-0'dan sonra göstermiş olduğu reaksiyondan memnun olduğunu söyledi. Ele geçirdiğimiz, öne geçebileceğimiz, hatta oyunun kontrolünde daha farklı olabilecek oyunu oynayabilirdik. Bugün takımımızın oyun iştahının dışında yaptığı hatalar sonucunda yediği goller var. Ama oyunun bir bölümünden sonra özellikle ikinci gol, Kamara'nın topu kaptırıp yediğimiz gol sonrasındaki takımın oyuna tepkisi oldukça güzeldi. Ve geriye dönüşü de çok güzel oldu. Oyunun son saniyesine kadar bırakmadılar. Bugün keyifli bir maç oldu. Puanları paylaştık. Brezilya kaynaklı bir danışmanlık şirketi Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin fiyatını belirledi. Sihirbaz lakaplı yıldız futbolcunun bonservis bedeli dudak uçuklattı. İspanya La Liga takımlarından Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi'nin değerinin 140 milyon avro olduğu belirtildi. Brezilyalı kaynaklı danışmanlık şirketinin araştırmasına göre Lionel Messi 140 milyon avroluk piyasa değeriyle dünyanın en pahalı futbolcusu konumunda bulunuyor. Messi 96 milyon avroluk piyasa değeriyle Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo takip ediyor. Yapılan araştırmada Wayne Rooney'nin değeri 68 milyon avro olarak belirlenirken Iniesta'nın değerinin ise 60.2 milyon avro olduğu belirtildi. 365 spor haberlerinin sonuna geldik. Gelişmelerle yeniden karşınızda olacağız. Bizden ayrılmayın.